önemli ölçüde gerek tarım arazilerimizin gerek esnafımızın zararlarıyla karşılaşılan bir sel yaşamıştık. Bugün daha önce planladığımız bir operasyon söz konusuydu. Bunu kamuoyuyla paylaşmak için de Antalya Emniyet Müdürlüğü binasındayız. Kıymetli basın mensupları, aziz vatandaşlarımız, 21. yüzyılın en temel sorun alanlarından bir tanesi mali suçlardır. Özellikle sanal bahis, sanal kumar ve kripto dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan dolaşmasına sebep teşkil etmektedir. Bu da özellikle hem sınır aşan suçlarda, hem mali suçlarda, hem de organize suçlarda ciddi bir karşımızda kanun dışı altyapı oluşturmaktadır. Yani bu suçlardan elde edilen gelirler başka ülkelerde, başka ülkelere transferlerde çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri, yani ekonomileri çok güçlü olan ülkeleri bu konuda sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Ve bu konunun maliyetlerini önemli ölçüde orta ölçekli ülkelerin üzerine yıkıyorlar. Ve bu konuları da yönlendirdikleri alanlar da yine Balkanlardan Malta'ya kadar, Kıbrıs'a kadar maalesef kendilerine dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir. 8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Ve biz Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturmaya Türkiye'de başladıktan sonra bir takım verilere ulaştık. Ve ulaştığımız veriler çerçevesinde hem Kıbrıs Malta hareketliliğini görebildik. Ve MASAK'la beraber yapmış olduğumuz çalışmalar, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet Savcılığı kararıyla ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Ardından da yine bu sabah itibariyle yeni bir operasyonu başlattık. Bu kapsamda özellikle bu bahsekonu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki esas itibariyle menşe olarak Malta, kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldı. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmesi için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının arttırıldığı, yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer vererek oynayıcı sayılarını genişlettikleri görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyan'ın yakınlarda dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Ve bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına, maddi varlıklarına
el konulmuştur ki bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır. Ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızın kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, kötücül durum yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Sanal bahis ve sanal kumar meselesinin de paraların nakli yine tespit ettiğimiz kripto borsa sayesinde başka ülkelere aktarılmaktadır. Bu operasyon uzun zamandan beri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Siber Suçlar Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen ve kendi alanında da önemli bir örnek olan ve bundan sonra da devam edecek bir operasyondur. Bu operasyonlardaki temel zorluk şudur. Anında yakaladığınız sanal bahis, sanal kumar, kripto varlıkla paraların başka ülkelere transferlerinde ancak anlık işlem yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Bu da suç gelirlerindeki çok az bir miktara el atabilmenizi gerçekleştirebiliyor. Oysa bu operasyon uzun zamandır izlenen, uzun zamandır takip edilen bu operasyon çerçevesinde hem olayın menşei olan ülkeler, yani Malta dahil olmak üzere, hem olayın koordine edildiği ülkeler, Kıbrıs dahil olmak üzere, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'ta var muhakkak. Ve oralardaki atılan adımlar, yapılan organizasyonlar dahil olmak üzere hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon olarak nitelendirilmektedir. 13 Aralık 2022 tarihinde başlatılan uluslararası sanal ağ operasyonu ikinci aşama olarak şu anda yaklaşık 19 ilde gerçekleştirilmiştir. İnşallah bundan sonra da Siber Suçlar Türkiye'nin en başarılı operasyon alanlarından bir tanesidir. Hem Siber Suçlar Dairesi'ni tebrik ediyorum. Emniyet Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcımıza ve bu operasyonu gerçekleştiren MASAK dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle bu ağ, yani sanal bahis, sanal kumar ve aynı zamanda başka ülkelerden gerçekleştirilerek yapılan bu ağ milletimize çöreklenmiş, insanlığa çöreklenmiş önemli suç unsurlarından bir tanesidir. Gerek yargı, gerek Türk Polis Teşkilatı, gerek jandarma teşkilatıyla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ve bu mali suçlarla mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Soracak bir şeyiniz var mı arkadaşlar? Sağ olasınız.